Metin Hoca, bir konuyu daha açmak istiyorum sizde. Zehirli guatr dediğimiz zaman hipertiroidizmi anlıyoruz. Bunların kaç tipi vardır? Birkaç çeşidi vardır. Bir tanesi difüz guatr, yani içerisinde tiroid nodülü olmaksızın tiroid bezinin kendiliğinden fazla hormon salgılaması durumudur. Buna yani Bazedov dediğimiz hastalık. Bazedov Graves hastalığı diye tabir ettiğimiz hipertiroidizm, tirotoksikoz durumudur. Diğer bir çeşidi de nodül zemininde ya da nodülün fazla hormon salgıladığı toksik nodüler guatr dediğimiz çeşidi. Bunlar çok sayıda bunlar olabilir. Bunlar bir tane de olabilir. Yani. Birkaç, birden fazla da nodül olabilir. Her ikisinin de sonuç olarak kandaki tiroid hormon fazlalığı ile seyreder. Ne gibi belirtileri var bu tiroid hormon fazlalığının? Yani zayıflama, çarpıntı, terleme, huzursuzluk, uykusuzluk, çabuk yorulma, saç dökülmesi, kadınlarda adet düzensizliği, hatta ruhsal durum değişimleri bu kadar dahil olmak üzere yani. Bütün sisteme etkiler biraz. Peki tedavide ne uyguluyorsunuz böyle bir hastayla karşılaştığınızda? Tabii ilk önce tam olarak adlandırılması şart. Hipertiroidizmle ilgili kan testlerini ilaveten tiroid antikor testleri, hipertiroidizmle alakalı özel antikor tarama testleri, tiroid ultrasonografisi ve gerekirse arkasından tiroid sintigrafisi dediğimiz testi yapıp durumu tam olarak tanımladıktan sonra tedavi şeklinde geçiyoruz. Graves hastalığı ya da hipertiroidizmde ilk önce yapılması gereken şey tiroid hormonlarının normalleştirilmesidir. Bunu da antitiroid ilaçlar ile yaparız. Antitiroid diye ilaç grubu ile tabir ettiğimiz tiroid bezinin hormon salgısını normalleştiren ilaçlar. Yani bir yerde hormon sentezini bozuyor. Bunların yan etkileri de var herhalde. Şüphesiz yani özellikle karaciğer fonksiyonlarının ve kan sayımının özel durumlarda takip edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu hastalıkların tabii hem kemik ili üzerine hem de karaciğer üzerine toksik etkileri olabilir. Düşük dozlarda pek olmuyor. Evet. Ama hastanın hem hormon açısından hem de bu durumlar açısından takip edilmesi şart. Yani anladığım kadarıyla ilk tedavi medikal tedavi. Medikal yani tedavi. Evet. Peki hangi şartlarda cerrahi veya atom dediğimiz radyoaktif iyot tedavisini yapıyoruz? Hastalığın uzun vadeli takibi 18 aya kadar, bazen 2 sene, belki bazen daha uzun sürebilir. Antitiroid ilaçlarla takibi mümkündür. Bu özellikle Bazedov'da herhalde. Evet, ama bunun şartı yani hipertiroidizm dediğimiz içerisinde nodül olmayan Graves hastalığında mümkündür. Hipertiroidizm hastalığında mümkündür. Ama çok sık nüksler olan hastalarda, antitiroid ilaçlara karşı yan etkisi oluşan hastalarda, çok sık doz değişimi ihtiyacı olan ve aynı zamanda metabolizması ile alakalı kontrolde zorluk çektiğimiz hastalarda hastanın durumuna göre cerrahi tedavi veya radyoaktif iyot tedavisi tercih ediyoruz. Cerrahi tedaviler genellikle tiroid bezi büyük olan hastalarda. Volüm olarak fazla olan. Evet. Ayrıca çok önemli bir husus daha var. Genç kadınlarda ve çocuk beklentisi olan kadınlarda radyoaktif iyot tedavisi seçeneklerden biridir. Fakat radyoaktif tedavi iyot tedavisi verdikten sonra 2 seneye yakın hamilelik tavsiye etmiyoruz. Gebe kalmasını tavsiye etmediğimiz için. Böyle bir beklenti varsa... Bazı yayınlar 6 ay bir sene o verilen dozla alakalı herhalde. Hem dozla alakalı hem de bazen işte Amerikan ve Avrupa kılavuzlarının da değişiklikler oluyor. Evet. Değişiklikler ve süreçteki değişiklikler olabiliyor. Ama yine hastaya özgü, kişiye özgü düşünmek lazım. Cerrahi tedavi bahsettiğiniz gibi büyük olanlarda büyük veya nodüllü olanlarda veya nodülle kanser riski veya kısa zaman içerisinde çocuk beklentisi olan ve radyoaktif tedavisinden sonra 2 sene kadar bekleyemeyecek. Yani öyle çocuk beklentisi olan veya genç erişkinlerde eğer ilaç tedavisi nüksediyorsa atom veya radyoaktif dersek cerrahi dersek. Cerrahi tedaviyi öncelikle tercih edebiliyoruz. Tedavi de zehirli guatrda herhalde idealde total tiroidektomi. Total, bütün tiroid bezinin alınması. Ki çünkü yerde hastalıklı doku kalması ki nüksleri önleyebilir. Evet. Nodül, toksik nodül diye tabir ettiğimiz daha tek nodül olursa, o tarafın lobektomi diye tabir ettiğimiz tiroid bezinin yarısında alınması tedavidir. Ama birçok nodülden böyle bir problem varsa yine total tiroidektomi, yani bütün bezin yakın, çıkarılması gerekiyor. Çok önemli bir husus daha var aslında. Hipertiroidizmde Graves hastalığında, yani difüz toksik guatr diye tabir ettiğimiz hastalıkta ayrıca göz problemleri çok önemli. Graves oftalmopatisi, evet, yani gözün büyümesi, tiroid bezine bağlı göz hastalığı eğer oluşmuşsa yönetimi çok daha özel. O zaman atom tedavisi herhalde uygulayamıyoruz. Yani daha fazla yine oluyor. Çok özel koşullarda hastaya özgü düşünülüyor ama özellikle
oftalmopati yani göz hastalığının yönetiminde birinci şart sigaranın bırakılması. Direkt bir ilişki var çünkü. Evet. Bu önemli bir şey. Diğer şart antitiroid ilaçlarla mutlaka normalize etmek ve biraz evvel söylediğim şartlar oluşmuşsa çok gecikmeden ameliyat yapmaktır. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.